Özel savaş politikaları çok kapsamlı. Tek başına ele aldığımızda tek bir başlık altında ele alabileceğimiz bir politika değil. Din üzerinden, dil üzerinden, kültür üzerinden, uyuşturucu üzerinden, yani daha doğrusu aslında bağımlılık üzerinden, ajanlaştırma politikaları üzerinden ve belki tırnak içerisinde ama kadın bedeni üzerinden politikalaştırılan birçok alana sahip ve dediğimiz gibi saydığımızda birçok madde çıkartabileceğimiz şekilde özel savaş politikası yöntemleri var. Ve bunun özelinde kadınlar ve gençler üzerinde olmasının da aslında belki hem Türkiye'de hem de Kürdistan'da, Türkiye ve Kürdistan'da biz en fiil muhalefet alanının kadınlar alanı olduğunu biliyoruz. Ve bu yüzden devletin de kadın alanına yanaşırken, yani kadın alanı üzerinde aslında tahakküm kurmak isterken bunu yapabileceği en açık alan özel savaş alanı ve bunu birçok başlık üzerinden ele alabiliyor. Yine gençler üzerinden de özellikle Kürdistan'daki gençlere hedef almasının sebebi biz şunu biliyoruz ki Kürt hareketinin en dinamik taşları kadınlar ve gençler ve devletin özellikle sistemin, bu erkek egemen sistemin bunu ele almak için, bunu yok edebilmesi için, yani aslında belki de Kürt hareketine en büyük darbeyi vurabilmesi için gençleri ve kadınları ele alması gerekiyor ve bunu da birçok başlıkla ele alıyor. Özellikle son süreçte Türkiye cephesini ele aldığımızda kadınlar üzerinde genel olarak işte ev içerisinde emekçi olan kadınlar üzerinde bunu din üzerinden ele alıyordu. Yani birçok yerde din, işte Kur'an kursları kurarak, işte topluluklar kurarak, sohbet toplulukları kurarak. Ya bu asla şey olarak algılamıyoruz bunu. Dine karşılık olarak algılamıyoruz. Ama dini kullanarak din üzerinden toplumu farklı bir boyuta çekmek. Yani istedikleri o makul kadın prototipini yaratmak için aslında bunu kullandıkları bir alan haline getiriyorlar ki birçok yerde şunu da gördük. Yani cuma hutbelerinde imamların Ankara'dan gelen yazılı bir metinle tamamıyla bir siyasi partinin veya bir siyasi ideolojinin işte sadece söylemlerini dile getirerek ve aslında halkı bir nevi kin, nefrete tahrik eden bir yerde oldu. Çünkü tüm hutbe konuşmalarında işte Kürtleri ve Kürdistani hareketleri tehdit eden, onlara söylemlerde bulunan, yine aynı şekilde işte kadınlar üzerinden, kadın bedeni üzerinden orada söz kurabilecek yere getiren bir yerde. Devletin işte 90'lı yıllarda belki silahla yaptığını, 80'li yıllarda silahla yaptığını, faili meçhullerle yaptığını, bu 2000'li yıllarda tamamıyla işte bu psikolojik savaşla yürüttüğünü görüyoruz. Yine aynı şekilde uyuşturucu belki özel savaşın şu anda en çok kullandığı şeylerden biri ki Kürdistan kentlerinde bunu çok görüyoruz. Yani Türkiye sahasında da çok fazla ama Kürdistan kentlerinde artık 13-12 yaşlarına kadar inmiş durumda. İlkokul kapılarında uyuşturucuyu sattığını görüyoruz ve bunu tamamıyla devlet eliyle yaptığını görüyoruz. Yani satan, işte o satışı yapanların bir arkasına geldiğimizde polisin, askerin olduğunu görüyoruz ve asla işte müdahale etmediklerini, orada bir satış olduğunu, orada çocukların zehirlendiğini görüyoruz ama devletin asla buna müdahale etmediğini görüyoruz. Ve son süreçte şunu da görüyoruz. Yani bu şekilde düşürdükleri gençlere, işte ilk başta ücretsiz verip alışkanlık sağladıktan sonra o gençleri ajanlaştırma politikası için kullandığını görüyoruz. Yani birçok Kürt gencinin son süreçte özellikle bu tarz işte gerek şantajla genç kadınların düşürüldüğünü, gerek işte uyuşturucu veya kullanılabilir o maddelerle genç erkeklerin düşürülüp ve son süreçte kendi ailelerine, kendi kültürlerine, kendi halklarına veya kendi toplumlarında yaşayan insanlara karşı düşürüldüklerini görüyoruz. Ve sonrasında baktığımızda ya devletin bir kanalında işte herhangi bir şeyinde bir şantaj videosu olduğunu veya bir fotoğrafı olduğunu görüyoruz. Ve bunlar da aslında özel savaşın son süreçte Kürdistan'da özel yürüttüğü bir politika olduğunu bizim gözümüzün önüne seriyor. Devletin yapmak istediği tamamıyla bu. Kürt toplumunu silahlı mücadeleyle bitiremeyeceğini anladığı yerde özel savaşa başvurmak zorunda kaldı. Çünkü dilini bitirmek, kültürünü bitirmek o toplumu aslında bitirmekle eşdeğer. Asimilasyon politikalarını da bu şekilde yürütüyor zaten. Mesela işte
Türkçe konuşamayan annelerin Kürtçe konuşamayan çocukları diye bir aslında şey attı ortaya. Ya bunu atma sebebi aslında çok basit, sadece sıradan bir söylem değildi. Çünkü yaptıkları asimilasyon politikaları günden güne işliyor. Özel savaş politikaları günden güne işliyordu. Ve bu şekilde aslında kültürsüzleştirdiği, dilsizleştirdiği bir toplum yaratmak istiyor. Yarattıktan sonra zaten o toplumu alıp istediği gibi yönlendirmek çok kolay. Ve iktidar bunun farkında. Bunu yapmak için de o toplumun en önemli taşlarına şey yapıyor, yine saldırı gerçekleştiriyor ve yine kadınlar ve gençleri görüyoruz hedefinde. Ki son süreçte belki bunun hem adını da oradan aldığı için Emre de Paris'in kampanyası vardı. Bu tamamıyla öz savunmanın geliştirildiği bir kampanyaydı. Bu konuda birçok çalışma yürüttük. Ve bu çalışmaları yürütürken aslında hem bizden önceki mirastan aldığımız devirle, yani onlardan aldığımız aslında mirasla, hem de çok kısa bir süre önce, belki birkaç yıl önce gözümüzün önünde Rojava'da kadınlar bir devrim yaptı. Ve bu devrim aslında kadınların sadece askeri değil, sonrasında kurulan o yeni yaşamın içerisinde tüm örgütlenmesinde yer aldıkları alanda oldu. Ve biz o Rojavalı kadınların o devrimini aslında öz savunmayla gerçekleştirdiğini görmüş olduk. Yani ve biz de kendi toplumumuzda şu anda, yani yaşadığımız toplumda, yaşadığımız halkın içerisinde bu özel savaşa karşı öz savunmanın örgütlenmeden geçtiğini gördük.